Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda çok merakla beklenen bir otomobil var aslında. Evet. Ve bir ön izleme videosu çekelim dedik. Evet. Dacia Sandero Step By var arkadaşlar, hemen yan tarafımızda görüyorsunuz. Yenilenen bir kasa. Üçüncü nesil olarak geçiyor bu Osman'cığım. Ben araştırdım, sen de araştırmışsın. Dışarıdan bakınca hiç Dacia gibi durmuyor değil mi abi? Vallahi durmuyor. Bir kere ön taraftan başlayalım hemen arkadaşlar, hızlıca. Bu ön inceleme olduğu için çok detay vermeyeceğiz ama detaylı bir inceleme de gelecek, onu söyleyelim. Farlar değişmiş. Şöyle Y şeklinde bir LED far var. Kısa lambalar yine LED ama uzun lambalar halojen. Onu değiştirmemişler, onu söyleyelim. Ön taraf biraz daha kaslı bir yapıya kavuşmuş. Daha bir güzel bir tasarım olmuş bence eskisine göre. Kaputun üzerinde bazı hatlara yer vermişler ki diğer modeller sade düz bir yapıdaydı. Evet, burada kaslı bir, aynen, kaslı bir yapı iki var. İki tane çıkıntı vermişler. Yan tarafa bakalım. Öbür tarafta aynı zaten o yüzden. Şurada plastik korumaları var. Evet, bu siyah olduğu için belli olmuyor çok ama bunlar evet, plastik koruma var arkadaşlar burada. Bu Step Bay modeli olduğu için biraz daha yüksek. D sınıfı bir SUV aslında arkadaşlar. Bir de bunun normal versiyonu var. O biraz daha bu kadar yüksek değil. Bu kadar farklı bir tasarıma sahip değil. Depo kapağı birazcık büyütülmüş gördüğünüz gibi. Arka tarafta da yine stoplar bayağı bir değişmiş. Bayağı değişmiş. Yine Y şeklinde bir stop lambaları var. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada LED lambamız olduğunu söyleyelim. Bagaj, onu söyleyeyim Osman. Açma abi. Şöyle söyleyeyim, bakın. Eski versiyonunda bagaj kapağı buradaydı. Düğmesi daha doğrusu arkadaşlar. Şimdi bu iç kısmı alınmış. Ya burada olması takıyoruz. Zaten çok demodeydi. Evet. Bunu en iyi şekilde yapmışlar. 410 litrelik bir bagajımız var. Kapasitesi 410 litre. Şurada krikomuz var. Onu gösterelim. Şuradan hemen şöyle. Krikomuz burada arkadaşlar. Şurada da yedek lastik açalım. Yedek lastiğimiz de burada. 80 km diyor maksimum. Tamam, şimdi dışı bu şekilde dışı özetlemiş bu şekilde olduk. Genel şimdi, bir bakış açısı vermiş evet, olduk. Evet, içine geçelim. Hatta içini de first person bir şekilde gösterelim sizlere. HOV dedikleri bir kamerayla evet, yapacağız. Osman kafasına bir kamera takacak. Takacağım. Tak Osman bir görsün. Takalım, şöyle takacağız. İçini bunu de öyle gezeceğiz arkadaşlar. Şöyle taktıktan sonra şöyle evet, açısını ayarlayıp bununla size içini arabanın göstereceğiz. Şimdi aracın içine geçelim. Evet Osman'cığım, geldik arabanın içine. Evet, arabanın içine bindik şu anda. Ben şimdi göstereyim istersen. Arabanın içerisindeyiz. Şu anahtarsız çalıştırma var. Anahtarımız. Ama tabii her bu pakette yok biliyorsun. Ya tabii bu yine bize gelen en üst paket. Prestij paketin aynen en dolusu bu. Onu söyleyelim. Şunu şuradan alalım. Alalım abi. Onun evet gibi. Arkadaşlar, bu otomatik vites. Gördüğünüz gibi. Clio platformu üzerinde geliştirilmiş evet, olduğu için aynı. Biz geçtiğimiz günlerde Clio'yu incelemiştik. Onun da elektronik paketiydi. 1.0 ve 3 silindirli motorumuz var. Bir kere şunu söylemek istiyorum ben. Şu anda hiç Dacia'da gibi hissetmiyorum kendimi. Evet. Koltuklar falan çok güzel. Şöyle arkaya doğru bakayım. Yani arka koltuklar gayet güzel şekilli görünüyor. Turuncu dikişler falan gayet hoş olmuş. Süper değil mi? Şurada bir SOS var mesela. Artık standart mı biliyorsun otomobillerde? Buna basmıyorum tabii de, bastığın zaman 112'ye konumunu gönderiyor. Artık çalışıyor standart mu acaba? Bazılarında çalışmıyor falan. Denemiyorum onu. Şu tasarım güzel olmuş. Şu çizgiler çok hoşuma gitti bak. Ataka turuncusu diyorlar buna. Bu arada koltukta da var bak. Evet, koltuklarda da bu yine. Bu taraflarında da var. Bak ne var burada? Elektronik park freni var. Burada ne var ya? Burada da bir paket var. Dacia bize Renault ne yapmışsın ya sen bize böyle? Burada da bir Dacia flash meleği var. Bakayım burada arkadaşlar, ne var? Biz de arabaya ilk defa bindik şu anda yani. Evet Allah. Oo bak. Ha, maske koymuşlar bak. Başka. Oo alırım bunu ben. Alırım. Aman al. Oo bak Selpak. Selpak da var tamam. Dur başka daha var. Bitti bak, mi? Böyle. Hayır. Bitti, hayır. Yıkanabilir yüz maskesi. Bayağı bir maske falan koymuşlar içine. Bayağı da yine maske gibi. Çalıştırmadan önce bakın burada da yine. Bu arada ama bak ne dikkatimi çekti biliyor musun Özgür Çet? Evet. Hani en dolu model falan diyoruz ki. Hatta şey bile var. Kör nokta bile var gördüğüm kadarıyla. Renault Clio'da yok bu arada kör nokta yarısı. Konuşmuştuk seninle. Onu konuşmuştuk ama bunda da şey yok mesela. Kendi kendine kapanabilir aynı yok. Evet işte o bir şeyleri koymamışlar. Yani o konulabilirdi ne bileyim kendi şu kendine. Şu arada bu arada buraları. Evet sert plastik. Ama şurada şu bak yumuşak kumaş döşemişler. Aslında yumuşak değil bak kumaş üzerine sen orada. Acaba bu bak kumaş uzun kullanımda hani bir dezavantaja dönüşür mü? Şu anda ben onu düşünüyorum açıkçası biraz da. Elektronik park freni söylemiştik. Bak burada iki tane şeyimiz var. Evet bardak koyma yeri. Şu kol dayama. Yine orada. İleri geri gidiyor mu? Gitmiyor yok, galiba. Gitmiyor da.
Şu benim detay hoşuma gitti ya Osman. Evet, bu arkadaşlar şey bu arada. Bu ekranı aldığın zaman beraber geliyor. Telefonun kendi şeyi bu. Hani şey zannetmeyin bunu. Bu ekran yok normalde değil mi ama? Bu en üst pakette. En üst pakette mi var sadece? En üst pakette var ya da mesela diyeyim Comfort ve Prestige var. Comfort'ta ekstradan alabiliyorsun. Prestige'in de belli bir paketten sonra alabiliyorsun bunu. Şöyle koyalım mesela telefonumuzda bakalım nasıl oluyor. Şöyle açılıyor. Açamadık galiba. Böyle açılıyor. Senin telefon biraz büyük ya. Büyük ya, evet. Zor söylüyor. Aynen. Ama bence güzel bir bence detay. Hoş. Evet. Ama biraz yolu kapatıyor mu? Bir de şu ekranı fark o ettin mi? O da şey yapabilir. Osman, şöyle çalıştırmaya basalım. Osman şeyi fark ettin mi dostum? Bu ekranın çok boşlukları var. Evet. Kenar kalınlıkları aşırı, yani. Aşırı çok fazla. Evet. Ama onlar tabii... Ama Dacia'da da bunu görmek güzel bir şey, onu da söyleyeyim. Yani Dacia'da bunu görünce bunları görmezden geliyorsun. Evet. Şimdi, şu şeyler Clio'dan şey biliyorsun. Bak bunlar da Duster. Duster dijital devamlı. Gösterge mesela. Dijital, dijital gösterge olması da güzel. Evet. Gayet güzel bence yani. Şu tuşlar. Buralarda da var bak, Ataka turuncu diyorlar buna, bu detaylar. Şurada bir tane... Çakmak var. Çakmak girişi var. Burada bir var. USB varmış gibi duruyor ama yok. USB'yi ben gördüm de mi bir şurada, anda ya? Şurada. Evet, burada. Bu değişik yani bir yere koymuşlar. Saklamışlar adeta USB'yi buraya. Yine de koymuşlar. Belki şey için buraya koymuşlar. Yani şarja telefonu, takmak tabii, için tabii, falan. Bence iyi fikir olmuş o. Klasik şu, şunu gösterelim istersen. Klasik Renault telefon şey evet, tape o, sistem. Ya bu artık ne bileyim. Bence şuraya yani almaları lazım. Aynen öyle yani, bu artık kalmadı ya. 2000'li yılların şeyi bu. Ama buradan. Buradan da konuşma var. Aynı Clio'da olduğu gibi sesler yapıyorsun. İşte hız limiti sabitleme, var. Hız sabitleme, hız limitlisi limitleme. Var. Buradan onları ayarlıyorsun. Sıfırlama tuşunu koymuşlar. Yani fonksiyonel bir direksiyon. Fena ama değil mi içi? Nasıl? İçi güzel ya, güzel. Rahat. Yani hani geniş, dar değil çok fazla. Malzeme kalitesi de fena değil ha. Ya malzeme kalitesi Dacia. Bak mesela şu sert plastik. Aşırı sert ki bence burası da aynı. Malzeme muhtemelen üzerine sadece kumaş döşediler. Yani sert. Şuralar falan sert. Bu sertlik neye neden oluyor onu da söyleyelim. Bir süre sonra trim sesleri çıkartıyor ortaya. Atıyorum 2 evet. sene 3 sene sonra kullandım bu arabayı. Ne oluyor? Trim sesi gelmeye başlıyor. E tabi şimdi uzun kullanım yapmadan konuşmak çok doğru olmaz. Bir şöyle şey, bir direksiyonun şey ayarı var. Bak kamera var. Evet. Onu gösterelim. Ama 360 yok herhalde değil mi bunda? 360 yok bunda. Hem önde hem arkada sensörler var. Sensörler var. Kamerada biraz değişik bir görüntü geldi bana ya. Kemerlerimizi bağlayalım. Start stop vesaire var zaten onlar. Evet, start stop Eco var. Eco mod var. Orada bir Eco görüyorum. Evet, Eco modumuz da var. Şurada bir Eco. Herhalde o zaman hani vitesin aralıkları değişiyor. Daha az, aynen. daha yakıt tüketimi için. Şimdi mesela Renault'da, Clio'da ne vardı? Mesela Eco Eco'yu aldığında buradaki kadran renkliydi. Böyle bir şimdi değişik renk geliyordu falan. Dijital kadran vardı, bu analog aynen. kadran. Bir tek ortadaki kadran biliyorsun, gördüğün gibi şey. Tabii biraz fiyatlardan da bahsedelim. Hani bu bir ön inceleme ama ön gösterim diyebileceğimiz. 100 Dacia'da, normal Dacia modelinde 130-140 binlerden başlıyor. Bunda ise 150 binlerden başlıyor. 180-190 binlere kadar çıkıyor ama bazı özelliklerde yine Clio'da olduğu gibi paket. Yani mesela işte atıyorum bu geri görüşü bir bilmem ne paketiyle alıyorsun. Onu bilmem ne paketiyle alıyorsun. Onları incelemede detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu dizel mi, benzinli mi onu da söyleyeyim. Şimdi ha, motorlarını söyleyeyim. Bir tane motor var aslında. 1.0, 3 silindir. Yine Clio'dan gelme aslında motora. Evet, en son incelediğimiz Clio'da aynısı. Vardı o motor. Sadece şöyle bir fark var. Dacia'nın normalinde, yani Sandero'nun normalinde, stepway olmayan sürümünde şöyle bir fark var. Bir 65 beygirlik atmosferik bir sürüm var. Sandero'da, Sandero stepway'de ise direkt 100 beygir, şey 90 beygirden başlıyor. Bunun 90 beygir otomatik, 90 beygir manuel, bir de 100 beygirlik aynı motor bu arada. 100 beygirlik Eco dedikleri bir motoru var. O direkt LPG ile geliyor, fabrika çıkışı. Fabrika çıkışı LPG ile. Evet, evet. Şu anda ortalama 12.1 litre gösteriyor arkadaşlar. Ama o tabii, araba yani, 300 kilometrede bu arada, onu da söyleyelim. Yani 300-0 biliyorsunuz. Bunlar da zaten belli bir süreye kadar yüksek rodaj yakıyor. Rodaj süresi var. Evet. Aynen, sonradan düşüyor. Yani o hani çünkü soracaklar ne kadardı falan filan. O sizi yanıltmasın, şu anda görünen 12.1 litre. Muhtemelen o bir süre kullandıktan sonra düşecektir. Ya 5.5 falan litre civarında gösteriyor aslında Clio'daki rakamlar. Bu evet, arada biz Clio'yu test ettiğimizde evet. de o rakamları 7, görmüştük zaten. 7 litreyi falan gördük ama İstanbul'da şehir içinde tabii ki o rakam biliyorsunuz.
Sağ ol Mercedes'cim. Hemen yola çıktık, şöyle hızlı da bir yol yapalım. Birazcık motor sesi geliyor sanki. Evet. Şeye göre yalıtımı biraz daha kötü gibi. Clio'ya göre söylüyorum. Aynen, Clio'da o motor sesi gelmiyordu. Bunda geliyor. Bunun rakibi aslında Clio değil. Değil. Hani biz Clio ile kıyasladık ama. Yani neden Clio ile kıyasladık? Yani Clio sınıfında yükseldiği için aslında. Clio ve Captur'un geliştirildiği bir platform var. Aynı evet, platformu kullanıyor. Evet, o platformda geliştiriliyor. Evet. Tabii malzeme kalitesi falan değişiyor. Hatırlarsan Clio'da buralar yumuşacıktı yani. Evet, hatta ilk bindiğimizde Clio mu dedik? Başka yani bir arabaya mı geldik? Yani şimdi Clio'nun içinde adamlar bir şeyler oynamışlar ama bunun iç malzemesi biraz daha Clio'ya göre düşük kalmış. Ama baktığımız fiyatı da zaman düşük. Fiyatı da düşük. Şöyle artı B segment bir SUV bu. Evet. Ve şu anda Türkiye'deki en ucuz B segment SUV'a biniyoruz arkadaşlar. Bu model oldu. Daha önce bu Kia'nın Stonic isimli bir aracında böyle bir şey vardı. Onun fiyatı ne kadardı? Sen o onu da araştırmışsın abi. 8 bin liraydı. Bu şimdi 155-160 binden falan başlıyor gibi yani biliyorum. Yani 20 bin liraya yakın bir fark var arada yine. Az bir fark değil. İyi. Evet. Şimdi orada şu da var. Clio ile karşılaştırırsak eğer diyelim ki mesela Clio'daki fiyatlara göre konuşacak olursak Clio'nun bu özellikleri hemen hemen daha farklı özellikleri de var Clio'da bu arada. Full artı full alırsanız işte otomatik vites, işte aynı motor zaten, aynı X-Tronic şanzıman, sonsuz şanzıman deniyor bunlara. 240 bin lirayı falan buluyor ama onda başka şeyler de var. İşte 360 derece kamera var, bilmem ne var. Bunda yok. Artı ama mesela bunda da enteresan bir şey var. Kör nokta yürüyüş sistemi var bu arabada. Evet, Clio'da da o yok. Clio'da yok. Bence Clio'da olmalıydı mesela. O da yani Clio'da o kadar doldurup da kör nokta uyarı sistemini koymamaları biraz absürt. Bunda var bak, aynalarda görüyoruz. Sen de aynanın, evet var var, burada da aynada gözüküyor. Ya şöyle bir durum işte. Hani mesela bunda çok basit bir özellik. Katlanabilir ayna. En dolusuna bile koymamışlar. Evet. Ya şöyle işte orada. Ben onu konuştum Renault'daki arkadaşlarla da. Onlar dedi ki hani ihtiyacımız olabilecek aslında her şey var diyorlar. Onların böyle bir iddiaları var. Tabii bu ihtiyaç kişiden kişiye değişir. Hani kimisi dediğin gibi katlanır aynı ister, öbürü ben koltuk ısıtma ister. Koltuk ısıtma ister ha gibi. Onlar optimum bu. Hani demişler ki şu olsun, şu olsun, şu olsun, bu olmasın demişler. Ama katlanabilir bir aynı çok zor bir şey değil aslında ama bu araba direkt günümüzü yakalamayı başarmış yani. Bu sefer gerçekten tasarım tarafında güzel iş çıkarmış Dacia. Beni şaşırttılar açıkçası. Beni de şaşırttılar. Hani ben Dacia'dan böyle bir tasarım çizgisi beklemiyordum. Dürüst olayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Osman, bu böyle yan da kullanılabilir. İstiyorsan böyle dik. Tabii ya dik. Yani dönüyor. Döndürmeli. Böyle bu şekilde de kullanılabiliyor. Bence bu çok güzel olmuş. Ben ama iç mekanı beğendim. Tasarım güzel. Malzeme yani Dacia'ya göre iyi. Tabii ki daha pahalı araba kalitesi beklememek lazım. Yani alacak olsam mesela hani bunun segmentindeki araçların fiyatlarına bakıyorum. Şimdi 200 bin lira altına alınabilecek araçlara bakıyorum. Hatta böyle 180 bin altına desek daha doğru olur. Açıkçası hani böyle bir şey kalmadı artık. Yani böyle bir araba kalmadı. Hani ne var biliyorsun. Egea falan var. Açıkçası Egea'yı alana kadar bu arabayı alırım ben yani. Şimdi biliyorsun Egea'nın cross modeli çıktı. Evet. Bununla karşılaştırılıyor da bazen zaman zaman. Ama bu donanımı almaya kalktığın zaman onda 240-230 o civarlara çıkman gerekiyor. Evet, şimdi sürüş yaptık. Kısaca size bu otomobili tanıttık. Önümüzdeki günlerde detaylı bir inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Yani A'dan Z'ye lastiklerinin derinliklerine kadar inceleyeceğiz sizin için, öyle diyelim yani. O videoda aklınıza takılan tüm soruları gidermiş olacağız. Hani bunda şunu demeyin ya abi, şundan bahsetmemişsiniz, bundan bahsetmemişsiniz. Bu sadece bir ön bakış videosuydu arkadaşlar ve biz de İlk defa bindik bu araca sizinle birlikte. Hatta videonun başında da aracın içindekileri sizinle birlikte fark ettik. Evet. Gördüğünüz üzere. Aynen. Dolayısıyla biz de ilk defa deneyimliyoruz. Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi çok geniş ve kapsamlı bir inceleme videosu gelecek. Orada size aracın hakkındaki her şeyi, merak ettiğiniz bütün soruların cevabını vereceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyorum ben size. Ben de hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka videonun altına yazmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kolay gelsin.